Suret meselesini açıklar mısınız? Suret konusunu Kur'an, sahih sünnet ve ashabın anlayışı, yaşayışı yönünden ele alacağım. Konu hakkında varit olan nasları belli başlıklar altında toplayacak, her başlığa dair umde, esas olan nasları zikredeceğim. Sonra da bu nasların nasıl anlaşılması gerektiğine dair bazı ölçüler zikredeceğim. Çaba bizden, başarı Allah'tandır. 1. Grup: Resim, heykel, suret yapımına cevaz veren naslar. Ona dilediği şekilde mabetler, heykeller, havuz genişliğinde çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi! Şükretmek için salih amel işleyin. Kullarından şükredenler pek azdır. Sebe Suresi 13. Bu ayet açık bir şekilde Süleyman Aleyhisselam'a hizmetkar kılınan cinlerin onun için heykeller, temasil yaptığını beyan etmektedir. Selef imamları da kelimeyi böyle tefsir etmiş ve şunu söylemişlerdir: Süleyman'ın şeriatında resim heykel yapmak yasak değildi. Bizim şeriatımızda ise bu yasaklandı. Buradan şunu anlarız: resim, suret, heykel yapımının yasaklanması, akideye, tevhide taluk eden bir mesele değildir. Şayet akidevi, tevhidi bir mesele olsa, tüm peygamberlerin şeriatında yasaklanırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin resmi yasaklaması, aşağıda gelecek, putperest bir toplumda şirki hatırlatan ve şirke götüren yolları kapatmak içindir. Seddü Zeriya babındandır. Konuya dair rivayetlerde kullanılan ağır uslup, tehdit, sakındırma ve bu adeti İslam toplumundan söküp atmak içindir. 2. Grup: Resmi, sureti kesin dille yasaklayan naslar. Melekler, içerisinde köpek ya da suret olan eve girmezler. Buhari, Müslim. Suret yapanlar, kıyamet gününde ateş ehlinin azabı en şiddetli olanlarıdır. Buhari, Müslim. Suret yapanlara, kıyamet günü azap edilecek ve onlara, yaptıklarınızı, yarattıklarınızı diriltin denilecek. Buhari, Müslim. Allah dedi ki, benim yarattığım gibi mahluk yaratmaya kalkışan kimseden daha zalim kim olabilir? Hadi bir zerre yaratsınlar. Yahut bir tane veya arpa tanesi yaratsınlar. Buhari, Müslim. Ayşe, üzerinde suretler bulunan küçük bir yastık satın aldı. Resulullah bunu görünce kapının dışına çıktı ve içeri girmedi. Ayşe dedi ki, ben onun yüzünden hoşnutsuzluğunu anladım. Sonra Ayşe, ey Allah'ın Resulü, Allah'a ve Resulüne tevbe ediyorum. Ben ne suç işledim, dedi. Onun üzerine Resulullah, bu yastık ne oluyor, buyurdu. Ayşe, ben onu senin için satın aldım. Onun üzerinde oturur ve yaslanırsın, dedi. Resulullah, şüphesiz ki bu suretlerin sahipleri azap olunacaklar ve kendilerine yarattıklarınıza can verin denilecektir, buyurdu. Sonra da dedi ki, içinde suret bulunan eve melekler girmez. Buhari, Müslim. Bu rivayetlerden şunu anlıyoruz: resim, suret yapmak ve üzerinde resim olan eşyaları kullanmak kesin bir dille yasaklanmıştır. Melekleri İslam toplumundan uzaklaştırdığı ve sahibini şiddetli bir azaba uğrattığı için tehlikeli bir yasaktır ve Müslim kesinlikle uzak durmalıdır. 3. Grup: Yasaklanan ve haram olan suretin, resmin mahiyetini açıklayan naslar. Ayşe, odasındaki bir rafa resimli bir perde takmıştı. Peygamber onu yırttı, bunun üzerine Ayşe, onun kumaşından 2 minder yaptı. O minderler orada dururdu ve Peygamber onların üzerine otururdu. Buhari. Ayşe dedi ki, Peygamber yanıma girdi, ben içinde suretler bulunan bir yaygıdan perde yapmıştım. Onları kaldırdı, ben de ondan 2 yastık yaptım. Müslim. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: bana Cibril geldi ve şöyle dedi: dün gece sana gelmiştim. Yanına girmekten beni başka bir şey alıkoymazdı. Ancak kapı üzerindeki perdede resimler vardı ve evde bir köpek bulunuyordu. Evdeki o resimlerin başlarının kesilmesini emret. O zaman ağaç gibi görünebilir. O örtü içinde emir ver, kesilip yere atılıp çiğnenen 2 minder yapılsın. Köpek içinde emret, evden çıkarılsın.
Resulullah bunları yaptı. Köpek, Hasan ve Hüseyin'in olup odanın bir köşesindeydi. Peygamber emretti de o da oradan çıkarıldı. Ebu Davud, Tirmizi. Bu naslardan anlıyoruz ki, üzerinde resim olan şey parçalanır, yastık minder gibi üzerine oturulan, ayak altına alınan değersiz hale getirilir veya resmin baş, kafa kısmı izale edilirse yasak olan resim kapsamından çıkmış olur. Bu da yasak olan resmin duvarlara asılan, yüksek yere konarak tazim edilen resim olduğunu gösterir. Ayşe dedi ki, ben peygamberin yanında oyuncak bebeklerle oynardım. Benimle birlikte oynayan kız arkadaşlarım da vardı. Peygamber içeri girdi mi ondan saklanırlar ve perde arkasına çekilirlerdi. O da onları benimle oynasınlar diye yanıma gönderirdi. Buhari, Müslim. Ayşe radıyallahu anhadan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah Tebuk veya Hayber savaşından dönmüştü. Bulunduğu yerin kapısında da bir perde vardı. Bir rüzgar esiverdi de Ayşe'nin oynadığı oyuncak bebeklerin üzerindeki örtüyü açıverdi. Bunun üzerine peygamber, ''Bunlar nedir ey Ayşe?'' dedi. O da, ''Bunlar benim oyuncak bebeklerim.'' dedi. O arada iki kanatlı çaputtan yapılmış bir at gören Resulullah, ''Ya Ayşe, bu nedir?'' deyince, ''Ayşe, attır.'' dedi. Peygamber, ''Peki bunun üzerindekiler nedir?'' buyurunca, ''Kanatlarıdır.'' karşılığını verdi. Resulullah da, ''İki kanatlı at öyle mi?'' buyurdu. Ayşe de, ''Süleyman peygamberin kanatlı atları olduğunu duymadın mı?'' dedi. Ayşe şöyle devam etti. Bunun üzerine peygamber öyle bir güldü ki azı dişlerini bile gördüm. Ebu Davud. Buradan anlıyoruz ki çocukların oyuncakları suret, heykel şeklinde olsa da Ayşe annemizin oyuncağı kanatlı attır, yasaklanan resim kapsamında değildir. Zira bir önceki hadislerde olduğu gibi oyuncak yerdedir, ayak altındadır. Yani tazim edilen bir konumda değildir. Bir adam İbn Abbas'a gelerek ''Ben şu suretleri yapan bir adamım. Onlar hakkında bana bir fetva ver.'' dedi. İbn Abbas ona ''Bana yaklaş.'' dedi. O da yaklaştı. Sonra yine ''Bana yaklaş.'' dedi. O da yaklaştı. Nihayet elini onun başı üzerine koydu. ''Sana Resulullah'tan dinlediğimi haber vereceğim. Ben Resulullah'ı her ressam cehennemdedir. Allah ona yaptığı her suret karşılığı bir can verecek ve ona cehennemde azap edecektir buyururken işittim.'' dedi. Şunu da ilave etti. ''Mutlaka yapacaksan bari ağaç ve cansız şeyleri yap.'' dedi. Buhari, Müslim. Buradan anlıyoruz ki ruhsuz varlıkları resmetmek, kullanmak yasak olan resim kapsamında değildir. Ağaç, dağ, güneş ve benzeri varlıkların resimleri yapılıp kullanılabilir. Resim suret meselesine dair genel değerlendirmeler. A. Bazı alimler resmi mutlak olarak yasaklayan nasların ikinci grupta zikrettiklerimiz, diğer tüm nasları neshettiğini, hükümsüz kıldığını iddia etmişlerdir. Bu, tercih edilmeyen, hatalı bir görüştür. Çünkü nes, büyük bir iddiadır ve ihtimale yer bırakmayan, kesin, kat'î naslarla ispat edilmelidir. Burada böyle bir ispat söz konusu değildir. B. Bir grup alim, Ayşe annemize suretli oyuncak izni veren nası şöyle yorumlar. Ayşe, o dönemde buluğa ermemişti, cevaz verilmesi bu sebepledir. Bu, yerinde bir tespit değildir. Zira haram olan bir şeyin çocuklara kullandırılması caiz değildir. Çocuk mükellef ve sorumlu olmasa da, ebeveyn onu korumak ve İslami bir eğitimle eğitmekle mükelleftir. Şayet suretli oyuncak haram olsaydı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu evinde tutmaz, atardı. İçinde resim olan eve melek girmediğini haber veren yine odur. Ayrıca hadis metninde bu olayın Hayber veya Tebuk sonrası yaşandığı söylenmiştir. Hayber sonrası Ayşe annemiz 14 yaşında, Tebuk'ta ise çok daha büyüktür. Haliyle kızların çok erken buluğa erdiği Arap toplumunda, 14 yaşında evli bir bayanın buluğa ermediğini söylemek pek de makul olmasa gerek. C. Bazı alimler oyuncak hadisini şöyle açıklamıştır. Kız çocuklar ev işlerini öğrensinler, pratik yapabilsinler diye suretli oyuncakla oynamalarına cevaz verildi. Bu görüşe göre sadece kız çocuklarına ve sadece ev işlerini öğreten oyuncaklar helal,
Bunların dışındaki suretli oyuncaklar helal değildir. Zannımca cumhur-u ulemaya nispet edilen bu görüş isabetli değildir. Şöyle ki, hadise konu olan Ayşe annemiz bir çocuk değil, evli barklı bir ev hanımıdır. Kanatlı bir atla hangi ev işleri ve nasıl öğrenilecektir? Bu konu açıklığa kavuşturulmamıştır. Kız çocuğa anneliği öğreten oyuncaklara cevaz veriliyorsa, erkek çocuğa babalığı öğreten suretli oyuncaklar neden caiz değildir? Şunu belirtmeliyim ki, bizim yaptığımız nas'ı sorgulamak değil, Allah'a sığınırız, bir grup alimin nas'tan anladığını sorgulamaktır. Çünkü nas ayrı, bir ilim adamının nas'tan anladığı farklı bir şeydir. Bağlayıcı olan Allah'ın ve Resulünün söylediğidir. Alimin anladığı ise içtihattır, rey'dir. Münakaşaya açıktır. Bize göre suretli oyuncağa cevaz verilmesi, Allah en doğrusunu bilir, oyuncakların ayak altında, değersiz, tazim edilmeyen bir konumda olmasındandır. D. Bir grup alim, resimleri gölgeli gölgesiz, dikişle nakışla yapılan, elle yapılan, boyalı boyasız gibi ayrımlara tabi tutmuştur. Rivayetlerde gördüğümüz gibi bu ayrımların nas'a dayalı bir aslı yoktur. Nas'larda varit olan iki ayrım vardır. Ruh sahibi canlılar, insan hayvan ve ruh sahibi olmayanlar, ağaç, güneş ve benzeri. Tazim edilecek konumdaki resimler ve ayak altında tazim edilmeyenler. Birinciler yasaklanmış, ikincilere cevaz verilmiştir. Sonuç olarak ruh olmayan varlıkların resmini çizmek, kullanmak, üretmek, alıp satmak caizdir. Ruhu olup da baş, kafa kısmı olmayan varlıkları çizmek, kullanmak, üretmek, alıp satmak caizdir. Çocuk oyuncaklarını kız ve erkek fark etmeksizin çizmek, kullanmak, üretmek, alıp satmak caizdir. Çocuk elbiselerinde bulunan resimleri çizmek, kullanmak, üretmek, alıp satmak caizdir. Zira çocuk elbiseleri sürekli kirlenir, kusmuk ve necaset bulaşır. Tazime konu değildir. Ruh olan varlıkları baş, kafa, yüz silinmeden çizmek, kullanmak, üretmek, alıp satmak veya tazim edilecek şekilde duvarlara asmak caiz değildir. Bu, kişiyi şiddetli tehdide ve çetin bir azaba götürecek yasaklardandır. Sakınmak gerekir. Günümüzde modern cahiliye, siyasi liderlerin fotoğraflarıyla hem de ilkel cahiliye, din büyüklerinin fotoğraflarıyla Allah'a şirk koşmaktadır. Allah Resulü'nün yasakları ve yasağın illeti bugün de geçerlidir. Bu konuda muvahhidlerin dikkatli olması gerekir. Fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekmek, resim çizmekle aynı hükme mi tabidir? Bu konu yaklaşık bir asırdır alimler arasında tartışılmaktadır. Kimi alimler, fotoğraf çekmeyi resim çizmeyle aynı kabul etmiş ve ruh olan varlıkları, insan gibi, zaruret olmaksızın vesikalık gibi çekmenin haram olduğunu söylemişlerdir. Kimi alimler, resim çekmeyle onu elle çizmenin mahiyet ve mana olarak farklı olduğunu belirtmiş ve resim çekmeye cevaz vermişlerdir. Kişi, dini için hangisini uygun görüyor ve kalbi mutmain oluyorsa onunla amel edebilir. Zira konu nas'a değil, içtihat ve yoruma dayalı bir ihtilaftır. Ancak şunu eklemeliyiz. Resim çekmeyi caiz görse de duvarlara asmamalı, tazim edilecek şekilde kullanmamalıdır. Bunu yasaklayan nas'lar vardır.